Evet değerli izleyenler, Kayseri'de yaşanan o hain saldırıda yaralanan askerlerimizden ikisi Ereğlili ve şu anda durumu iyi olan askerimiz Tolga Öğütlü ile beraberiz. Öncelikle geçmiş olsun. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Teşekkür ederim. Yani biraz hüzünlü hissediyorum. Yani arkadaşlarımın çoğunu kaybettim. Şehadet şerbetini içti hepsi. Kurtardıklarımız için de gururluyuz yani. Peki olay anını bizimle paylaşır mısın? Çarşı izinine çıkmak için belediyenin düzenlediği işte otobüse bindik. O sırada da farklı bir tane sivil kişi bindi otobüse, Nizami yönünden. Daha sonra işte otobüs hareket etti. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi çıkışında durakta o sivil binen kişi durdurmak için otobüsü iniş düğmesine bastı. Otobüs sağ tarafa yaklaştı. Sivil şahıs otobüsten indi. Hızlı adımlarla arkasına bakarak gitmeye başladı sırada. Ben takip ediyordum zaten kendisini. Göz takibinde bulunuyordum. Daha sonra işte patlama gerçekleşti. Sonra kendimi dışarıda buldum. Ondan sonra ben takım çavuşuyum. Çarşıya çıkardığım 5 tane arkadaşım vardı kendi kısmından. Onların hepsini buldum teker teker. Sağ mı değil mi yani sağlık durumlarını kontrol ettim. Bir tanesinin ayağı sakattı yani ayağı kopmuştu. Ayağını kemerle sardım. Daha sonra girdim diğer yaralı arkadaşlarıma yardım ettim. Hani şehitlerimize zaten yapabilecek bir şeyimiz yoktu. Otobüsün içinde yangın meydana geldi. Yangın tüpleriyle falan söndürmeye başladık. Bir o ilk 10 dakika falan kendi kendimize yardım ettik yani. Askerler kendi kendine yardım etti. Daha sonra sivil vatandaş da yardım etmeye başladı. Böyle oldu yani. Olaydan sonra Tolga ilk sizi aradı. Tolga ilk beni aradı. Baba dedi kaza yaptık ama şey, patlama oldu dedi. Üzülme bende bir şey yok ama dedi. Hani zayiatlar arkadaşlarım dedi. Hani beni düşünmedi. Ben şu anda arkadaşlarımla ilgileniyorum dedi. Yani haberiniz, bilginiz olsun diye bana şey verdi. Siz hiç durmadan direkt... Biz de hiç durmadan ben de kaynımla beraber arabayla direkt gittik Kayseri'ye. Vardığımızda zaten ana babam günü olmuştu. Biz zaten askeriye giremedik. Arabayı çarşının bir yerine park yaptık. Oradan yan yan yürümeye başladık. Bir müddet sonra polisler göndermedi. Göndermeyinceyiz. İleride bir ticari taksiyle hastaneye ulaştık. Ulaştığımızda işte direkt bunların yanına vardık bize. Hastane zaten... Şeydi yani, ana baba günüydü bugün. Kaç aylık askerdin Tolga? 7 aylık askerdim. 150 günüm kalmıştı işte yani 5 ay. Peki şehit olan kardeşlerimizden, evlatlarımızdan çok yakın tanıdığın var mı içinde? Zaten ben araç kademede olduğum için yani bütün Tugay beni tanıyor. Bir de 1. Komutan Tugay'ında bir kardeşlik, beraberlik var. Herkes, bütün askerler birbirini tanır. Komutanlarımız da aynı şekilde. Yani herkes birbiriyle bir aile ilişkisi içerisinde olduğu için hepsini tanıyorum. Tanımasam da önemli değil yani. Hepsi benim silah arkadaşım. Yani biz orada beraber bir can pazar yaşadık. Biz kurtulduk. Hani onlar kurtulamadı ama canım isterdi onlar da kurtarmaya ama yapacak bir şey yok. Peki nerelerinden yara aldın Tolga? Ben kafamın arkasından sağ ayak bileğime şarapnel parçası dek geldi. İşte sol kolum da var. Ya bende pek ciddi bir şey yok. Zaten şehit olan arkadaşlarımız bize siper oldu. Onların gövdesi bize siper oldu. Onlar ayakta duran ne kadar asker varsa onların sayesinde biz ayaktayız şu anda. Otobüsün neresinde oturuyordun? Sağ orta koltuktaydım. Sol tarafta da bomba patladı. Evet zaten yani. Sol tarafta araç, bomba yüklü araç patladı.